Merhaba dostlar. Bu bölümümüzde adı haricinde her şeyle yeni bir modelin ön incelemesini yapacağız. Bugünkü konuğumuz 2021 model Honda Forza 750. Genel çizgilerine baktığımız zaman motosikleti Integra ile XADV arasında bir yere konumlandırabiliyoruz. Hem yol hem de bazı özellikleri itibariyle hafif arazi şartlarına uygun olması ile Integra'nın üzerinde yer alırken sert arazi ve yol koşullarına uygunlukta ise XADV'nin altında kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu özellikleriyle şehir içerisinde ve uzun yol sürüşlerinde kullanıcısına konfor sunarken hafif arazi şartlarında ve bozuk yollarda yine kullanıcısına güven verecekmiş gibi duruyor. Peki motosikletin hangi özellikleri bizde bu hissiyatları oluşturdu? Gelin onlara birlikte bir bakalım. Öncelikle motosiklete güç veren 745 cm3 hacmindeki çift silindirli 8 valf 58 beygir gücü güç üreten ve 69 Nm tork üreten motoru yeni NC750X ve XADV serilerinde de göreceğimizi belirtelim. Tabii ki bu motosikletin kardeşleri NC750X ve XADV'de olduğu gibi DCT şanzımana sahip olduğunu hatırlatmaya gerek yok sanırım. Gelelim motosikletin güvenli sürüşüne en çok etki eden fren sistemini incelemeye. Fren sistemine baktığımız zaman dostlar ön tekerlerde 315 mm çapında çift diskli ve bu motosikletlerde görmeye pek alışkın olmadığımız radyal olarak konumlandırılmış 4 pistonlu kaliperlere sahip olduğunu görüyoruz. Arka tekerleklerde ise yine 240 mm çapında tek diskli fren sistemi göze çarpıyor. ABS sistemi ile güçlendirilmiş bu donanım oldukça güvenli bir frenlemeye işaret ediyor. Yine motosikletin süspansiyon sistemine baktığımız zaman dostlar ön tarafta 45 mm çapında ters çatal olarak konumlandırılmış şova, arkada ise ProLink monoşok amortisörleri görüyoruz. Ki bu donanımın 17 inç ön teker ve 15 inç arka teker çapı ile birlikte kombine edildiğinde motosiklete oldukça stabil bir yol tutuşu kazandıracağını düşünüyoruz. Motosikletin üst yapı özelliklerine gelecek olursak dostlar, 235 kilogram ıslak ağırlığa sahip olan bu modelin 790 mm sele yüksekliğine sahip olduğunu, yine 13.2 litre yakıt kapasitesi bulunduğunu görüyoruz. Bu da bize 3.6 litre olarak verilen ortalama yakış verisine göre oldukça iyi bir menzil sunuyor. Motosikletin aydınlatma sisteminin artık tüm Honda modellerinde görmeye başladığımız tamamen LED donanıma sahip olduğunu söyleyelim. Aydınlatma sisteminde dikkat çeken özelliklerde ise gövdeye entegre edilmiş ön sinyalleri ve ani frenleme esnasında otomatik olarak yanan dörtlü ikaz sistemini sayabiliriz. Gelelim 2021 model Forza 750 kullanıcısına ne gibi konfor ve sürüş özellikleri sunuyor, bunlara bir bakalım. 2021 model itibariyle dostlar Afrika Twin modellerinde görmeye başladığımız TFT ekranın bir benzerinin motosiklet üzerinde konumlandırıldığını görüyoruz. Ayrıca bu yeni model güç çıkışı, motor freni ve vites aralıklarına müdahale eden 4 ayrı yeni modla geliyor. Standart, spor, yağmur ve kullanıcı modlarına elcik üzerinde bulunan yönlendirme düğmeleri vasıtasıyla müdahale edilebilirken aynı zamanda TFT ekran üzerinden bu mod seçeneklerini ve sunmuş olduğu kullanım özelliklerini rahatça görebiliyoruz. Ayrıca Android telefonlarla eşleştirilebilen ekran üzerinden navigasyon, çağrılar, mesajlar ve müzik seçeneklerine ulaşabiliyoruz.
Artık motosiklet kullanıcılarının olmazsa olmazlarından olan anahtarsız çalıştırma özelliği yine yeni Honda modellerinde olduğu gibi bu modelde de kullanıcılara sunuluyor. Motosikletin saklama alanı ve bagaj kapasitesine bakacak olursak dostlar, öncelikle sel altında C-Type bağlantı çıkışının da olduğu 22 litrelik saklama alanına sahip olduğunu söyleyelim. Ayrıca kullanıcısına opsiyonel olarak gövde ile aynı renkte ve anahtarsız çalıştırma özelliğine entegre toplamda 109 litre kullanım alanı sunan arka ve yan çanta seçeneği olduğunu da söyleyelim. Son olarak dostlar, 2021 Forza 750'nin iki renk seçeneğiyle kullanıcılara sunulacağı bekleniyor. Evet dostlar, 2021 yılı itibariyle artık görmeye başlayacağımız Forza 750'nin ön incelemesini sizler için gerçekleştirdik ve izlenimlerimizi sizlerle paylaştık. İncelemesini yaptığımız bu modelin Mart ayı ortalarında showroomlarda olması bekleniyor. Tabii ki bu modeli bir an önce test etmek ve canlı izlenimlerimizi ve sürüş hissiyatlarımızı sizlerle paylaşmak için bizler de heyecanla bekliyoruz. Onun için diyoruz ki kanalımıza abone olmayı unutmayın, videomuzu beğenin, Instagram ve Facebook sayfalarımızı takibe almayı unutmayın. Forza 750'nin test videosunu kaçırmamak için de mutlaka bildirim uyarılarını açmayı unutmayın. Hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Test videolarında görüşmek üzere.